Dünyanın derdi Filistin, onların derdi konser oldu. Dilan Çıtak Tatlıses ve Zeynep Bastık konserlerin peşine düştü. Milli yası hiç umursamadan sitemli paylaşımlara devam ettiler. Peki konuğumuz Pau bu konuyla alakalı neler söyleyecek? Önce görüntülerimiz, ardından konuğumuzla buradayız. Dünyanın gündemi İsrail'in Filistin'e olan ağır saldırıları oldu. Zeynep Bastık ve Dilan Çıtak Tatlıses'in gündemi ara verilen müzik sektörü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizde ilan ettiği 3 günlük yaz onları neden rahatsız etti? Dünyada bu kadar can bir hiç uğruna giderken müzik sektörü neden gündeme geldi? Pau lakaplı şarkıcı Ayhan Ulu konserlerin iptal edilmesine tepki gösterenlere ne cevap verdi? Tokat gibi sözlerinin detayları neler? Yaklaşık 2 haftadır süren İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Savaş bir yana, bu savaşların getirdiği en büyük dramsa bir hiç uğruna ölen çoğu çocuk sivil halk oluyor. Haberlerde, sosyal medyada yerde yatan cansız çocuk bedenleri, yürekleri dağılıyor. Elden bir şey gelmiyor. Çok sayıda Müslüman hayatını kaybettiği bu saldırılar sonrası ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. Bayraklar yarıya indi. Milli yasın ilan edilmesiyle birlikte ve bize çok yakın bölgelerde dünyanın konuştuğu bir savaşın olması sebebiyle birçok etkinlik iptal edildi. Cem Adrian, Edis, Kenan Doğulu gibi ünlü isimler bazı konserlerini erteledi. Söylemezsem Olmaz programı da hastane bombalamasının yaşandığı ilk gün yayınına ara vermişti. Konserlerin ertelenmesi birçok kesim tarafından kötü karşılanmadı. Yanı başımızda Müslüman kardeşlerimiz bir soykırıma kurban giderken eğlence sektörünün yavaşlaması elbette kaçınılmaz ve vicdani bir meseleydi. Fakat bazı ünlü isimler bu karara tepki gösterdi. Onlardan biri Zeynep Bastık'tı. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ertelenen müzik sektörü için düşüncelerini şöyle dile getirdi. Herkes Filistin için yas tuttu. O konserlerin peşine düştü. Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz. Korkunç görüntülerin etkisindeyiz ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey konserlerin, tiyatro oyunlarının, tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi ve manevi emekler verdiği işlerin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen nice zorluk rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımız, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alındıysa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayri resmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acı paylaşmak demek, binlerce insanın işlerinin durdurulması, mesleğini icra edememesi demek. Bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum. Zeynep Bastık'ın bu paylaşımı kısa bir süre içinde tepkilerin hedefi oldu. Tepki çeken isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ti. Tatlıses şu sözleri kullandı. Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilimin bu tarz programlar hala televizyonlarda. Müzik sektöründeki insanlar için çalışmak sanırım bir lüks olarak algılanıyor. Milli yassa bu, sen de televizyonlardaki bu konsept her mecraya yas getireceksin. Sadece müzik sorumlu bırakılmamalı. Dilan Çıtak Tatlıses'te tepkilerin hedefi oldu. Tatlıses'ten cilt cevap geldi. Her zamanki gibi saldırmak için hazırda bekleyen provokaya odaklanmış bir kesim göbek atalım sabahlara kadar konserler verelim, konserler durmasın demişim gibi ıvır zıvır yazıyor. Şaşırmadım. Orada yazan konserler durmasın değil, milli yasa bu milletçe tutmalıyız. Maçlar televizyonlarda durmalı, sadece sanat değil ve tabii ki durmalı ama her şey diğer türlü sadece sanatsal bir yas oluyor. Adaletsizce ve milli yas olmuyor. Kandırır gibi kendini. Önce yazılanı anlamayı denesek insanca keşke. Sosyal medyada Pau lakaplı sanatçı Ayhan Ulu tepki gösterdi. Ya siz haysiyetsiz misiniz? Kansız mısınız siz? Müslüman kardeşleriniz ölüyor. Hadi diyelim bu ebeveynlerini sevmiyorsunuz bunların. Çocuklar ölüyor, çocuklar. Ateş düştüğü yeri mi yakar?
Ulan bir ağaç kesildi, hepiniz olmadınız mı? Ulan ne bileyim, başkasına bir şey oluyor, Avrupa'ya gidiyorsunuz, Avrupalı olmuyor musunuz? Nedir ulan bu İslamofobi düşmanlığı? Pau'dan tokat gibi sözler, bastık ve tatlı sese ateş püskürdü. Ulan bize o kadar şehit verdik, benim ailemde bile 3-4 tane şehit var. Sizin ananız da mı Müslüman değil? Babanız da mı Müslüman değil? Bu sanatçılar, bu fenomenler işlerine geldiğinde 60 tane yabancı yabancı şampuanlar, yabancı yabancı çaylar, yabancı yabancı her şey. Onun bunu köpeği oluyoruz ya. Diğer sektörlere göre 30 katını kazanıyoruz. Ülkede şehit varken, Müslüman kardeşlerimiz ölüyorken, insanlık suçu işleniyorken, 3 gün milli yas ilan edildi diye devleti mi kötüleyelim, milleti mi kötüleyelim, dini mi kötüleyelim? Bu devrin en büyük ikinci silahı yazmak ve paylaşmak değil mi? Nedir bu İslamofobi düşmanlığı? Ben konserlerimi iptal ettim. Benden para kazanan kardeşlerimin de ihtiyaçlarını gördüm, fazlası açgözlülük. Paula Katlı sanatçı Ayhan Ulu şimdi tüm bu polemiklere canlı yayında dobra dobra cevap verecek. Söylemezsem olmaz da yer yerinden oynayacak. Küçücük bebekler ölüyor lan, ateş düştüğü yeri mi yakar? Paylaşım yapsanıza. İyi günde mi sadece bu ülkenin sanatçısınız? İyi günde mi sadece bu ülkenin fenomenisiniz? Küçük çocuklar ölüyor, küçük küçük. Pau hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Pau. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyiyiz, iyiyiz ama sen çok sinirlisin sanki. Bir anlatır mısın bize, nedir seni öfkelendiren? Öncelikle merhabalar, hayırlı cumalar da diliyorum hepinize. Yani beni öfkelendiren kesinlikle sanatçılar, fenomenler ve kitlesi olan mankenleri de katayım, insanları da katayım. Şimdi biz bu işi yapıyoruz. 3 gün milli yas verildi diye bütün sanatçılar, bütün eğlence sektöründeki insanlar, vay Allah'ım nasıl olur, vay ya Rabbim nasıl olur, 3 gün milli yas olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, bizim kazanmamız lazım, çalışmamız lazım. Yok, 3 gün milli yas olmaz demiyorlar da orada diyorlar ki böyle acıklı durumlar olduğu zaman hep müzik duruyor, bu olmamalı diyor. Aynı söze geliyor, milli yas olmamalıya gelmiyor mu olay konu? Hayır. İşte Zeynep Bastık mesela neden tiyatrolar duruyor, neden müzik sektörü duruyor diyor böyle bugün durumlarda. Bugün konseri vardı Harbiye'de. O da ona tepki gösteriyor. Niye konser vermiyorum diye. Dilan da aynı şeye tepki göstermiş. Şimdi 3 gün konser vermediler diye, milli yas var diye. Öldünüz mü? Aç mı kaldınız? Açıkta mı kaldınız? İçiniz mi sızlamıyor? Normali sanatçıların bunu kendi iptal etmesi değil mi? Normal şartlar altında. Böyle normalde bir durumda eğlenemem, eğlendiremem diye. Değerlerimizle mi savaşıyoruz? Kendimizle mi savaşıyoruz? Başkasıyla mı çatışıyoruz? Bizim bunu çözmemiz lazım. Yanda komşumuzda cenaze varken, normalde eski değerlerimizde bizim ne vardı? Susardık değil mi? Radyo da açılmazdı. Televizyon da açılmazdı. Ya. Hiçbir şey yapılmazdı. Sizin başka bir işiniz var mı bu işten başka? Yok. Geçim kaynağınız? Direkt tek işim benim bu. Sadece sahne ve sadece sanatçılık sahne. Yapıyorsunuz. Ses sanatçılığı yapıyorum. Peki bakmakla yükümlü olduğunuz aileniz var mı? Var. Kaç kişiye bakıyorsunuz? 5 kişiye ben bakıyorum, orkestramla beraber 100 kişiyi buluyor. Peki, mütemadiyen böyle üzücü olaylar olduğu takdirde yas adı altında konserler iptal oluyor ya. Evet. Bunların debisi arttığı zaman sizin mağduriyetiniz artmayacak mı? Bakın çünkü şimdi, bu bir iş değil de bir eğlence mi sizce? Bakın şimdi, biz herkesin bir kazancı var. Biz diğer sektörlere kadar biraz delikanlıca konuşmak lazım. Biraz erkek gibi konuşmak lazım. Biraz kadın gibi konuşmak lazım. Şimdi biz diğer sektörlere göre, herkesten fazla kazanıyoruz. Doğru. Bunu da ben kimseden duymadım bugüne biz kadar. Biz diğer sektörlere göre, şarkıcıdan, hiçbir müzisyenle, zaten müzisyenler arkada çalanlar bir şey kazanmıyor da. Sahne önünde sanatçılardan bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Hiç kimseden duymadım bak. Bunun altını çizmek lazım. Bu çok önemli. Neyi duymadın? Biz herkesten çok para kazanıyoruz. 30 kat fazla para kazanıyoruz dedi videoda. Hiç kimseden duymadım bu diğer kopralığı. Sektörlerden fazla kazanmıyor muyuz? Kazanıyoruz. Evet. Yani diğer sektörlerden fazla kazandığımızda bizim Müslüman kardeş. Ya şimdi ben bir tarafa geçtiğimde Arap olmuş olmuyorum veya Yahudi karşıtı veya Hristiyan karşıtı veya Müslüman karşıtı olmuyorum. Ben insan olmuş oluyorum. O kadar çocuk ölürken ben diyelim milli yas oldu, evet. Ne kapanacak yani, bana bunu anlatır mısınız? Diyorsunuz ki müzik kapanmayacak. Eğlence kapanmayacak. Oynamalar kapanmayacak, disko kapanmayacak. Peki biz ne diyeceğiz, ne yapacağız yani? Karşı tarafa, evet bizim milli yasımız var.
Ama tekstiller kapansın. Şimdi, bunu mu diyeceğiz? Anladığımı anlatayım. Siz de bunun üzerinden tekrar konuşalım. Evet. Şimdi buradaki sanatçı arkadaşlarımız aynı zamanda ben de o düşüncedeyim. Evet. O yüzden bana da yöneltebilirsiniz bu tepkinizi. Yas ve üzücü olaylar olduğu zaman bizim ekmek parası diye adlettiğimiz ama dışarıdan eğlence gibi gözüken bu sanatla icra edilen mesleklerin durduruluyor olması birçok maddi manevi hasara sebebiyet verebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama bu arada sahne iptal olurken radyolar çalmaya devam ediyor. Evet. Televizyon programları devam ederken neden sadece sahneler duruyor diye tepki veren sanatçılardan biri de benim. Bana da sorabilirsiniz. Evet. Olayı çarpıtmadan konuşalım o zaman. Olur. Bu ülkenin devletinden bahsedelim. Bu ülkenin devleti. Kim olursa olsun başımızda bu ülkenin reisi, sahibi, babası, anası değil midir? Değil mi? Peki. Tamam. Biz de her ne kadar seçen veya seçmeyen kesimde de olsak sanatçı veya insan olarak biz de bu evin bir ahalisi değil miyiz? Evet. Bizim başımızdaki babamız, anamız, devletimiz böyle bir karar milli yas aldığında biz evlatlar olarak, biz vatandaş olarak bunu sorgulayacak güce sahibiz değil mi? Sorguluyoruz da zaten. Şu an ekranda diyoruz ki neden böyle, niye böyle yapıyor? Sizce bizim yaptığımız sanatçılar olarak da bu kadar çocuk ölürken, bu kadar yetim insan kalırken biraz da şımarıklık değil mi? Yani olur da biz pazar günü yapalım, cumartesi yapacağımız konseri pazar yapalım, salı yapalım, perşembe yapalım. Bizim sadece bu dünyada oluşum amacımız, kendimizi iyi anlatabiliyoruz, çok büyük kitlelerimiz var. Ama milli yas olmadan şöyle bir şey var. Tekstilciler, tarlada çalışan insanlar, seyyar satıcılar, herkeslerin sorunları var. Onların bizden sadece geri kalır yanı şu. Onlar bizim kadar kendilerini öne çıkaramıyorlar. Ya bir gün. Bakın en son ne zaman durdu? Depremde durdu. Bir şey diyebilir miyiz sanatçı olarak? Ne durdu? Milli yaslar çıkmadık. Yani peki devlet bize sürecinde 2 sene sanatçılar çalışamadılar. Ne yapacaktık? Hastayız. Herkes hasta. Birbirine daha çok bulaştıralım mı insanları? Hayır. Şimdi sebebini sorgulamıyorum. İnsanların mağduriyet yaşadığı süreçten bahsediyorum. Selen, sen de çok iyi biliyorsun ki müzik sektörünün durdurulmasının sebebi eğlence demek, müzik demek eğlence demek. Eğlence sektörünü besleyen %99.9 oranında besleyen nedir? Müzik olmazsa eğlence olur mu? Komşuda, akrabada cenaze olunca da düğün olur mu Selen? Ama müziği sadece eğlence de söylemek olarak istediği bu. Müzik bu başka. Ya şimdi bu sanatçılar neyi sorguluyor? Milli yas ilan edildiğinde ne olur? Bakın Google'a yazmanız yeterli. Türkiye'de milli yas ilan edildiğinde ne olur? Bayrak yarıya iner. Yas tutulur, resmi törenler iptal edilir. Milli yas ilan edilen günlerde eğlence ve kutlamalar yasaklanır. Bitti ya. Bitti. Yıllardır olan şeyin neyini sorguluyor bu isimler şimdi? Bayrağın dalgalanması, muhalefeti bu? Bayrağın dalgalanması esastır. Bayrak bir ülkeyi ülke yapandır. Vatanı vatan yapandır. Ama acımız o kadar büyük ki bayrağı yarıya indiriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bayrağın yarıya inmesi. O ülkenin, o ulusun bütün insanlarının acıya duydukları saygıdan dolayı başlarını öne eğmesidir. Bayrağın yarıya indirilmesi. Bunun anlamı budur. Biz bayrağımızı yarıya indirince, başlarımızı yarıya aşağı indirince müzik çalıp eğlenecek miyiz Selen? Şimdi üzücü Allah aşkına olaylar ya. Olduğu zaman resmi olarak milli yas ilan edilmese bile gayri resmi olarak zaten yas tutuyoruz. Elbette ki yas ilan edilmesine sonsuz saygı duyuyorum ben. Ancak yas ilan edildikten sonra işlerin duruyor olmasından kaynaklı sanatçının mağduriyetine benim tepkim. Sonuçta ben de bir sahne sanatçısı oldum. Sigortalın, sigorta yaptırın kendinizi. Hayır, sanatçı benim anlamadığım sigorta şey. Sigorta şirketleriyle anlaşmaya sanatçı, gidin. Sanatçı insan değil mi? Sanatçının duyguları yok mu? Sanatçı cidden sanatçının inandığı şey de çok kötü değil mi sizce? Evet, milli yas var. O kadar çocuk ölmüş, o kadar insanlık suçu işlenmiş ve hala sizi binlerce kişinin milli yasla izleyebileceğine, gelebileceğine inanıyorsunuz. Arkadaşım, bu da çok büyük. Bunu verebilir misiniz lütfen? Ben sizinle çok ayrı bir fikirde değilim. Bakın, milli yas ilan edilmesine saygı duyuyorum. Müzik devam etse bile o yasa uygun bir şekilde devam edebilir diyorum. Çünkü burada sadece duran müzik sektörü oluyor. Radyolar müzik çalmaya devam ediyor. Televizyonlarda birçok program devam ediyor. Bir tek biz ilk gün yayın yapmadık. Onun dışında tüm kanallarda, tüm programlarda, tüm tiyatrolarda herkes aktif olarak çalışmaya devam ederken
bir tek sahnede şarkı söyleyen sanatçıların işi durduğu için buna tepki veriyor birçok solist. Onun dışında yasa sonuna kadar saygılıyız. Zaten orada o kadar çocuk ölürken hiç kimsenin içinden sağa sola kıvırmak gelmez. Oradaki müziği daha birleştirici olarak da yapabiliriz. Bak, şu an bak sanatçılar kutuplaştırıcı insanlar değillerdir. Tabii sanatçılar ayrıştırıcı insanlar değiller. Ben burada erkek gibi savunuyorum. Benim dinim, benim Allah'ım, benim peygamberim, benim devletim neyi gerektiriyorsa ben sanatçı olarak onu yaparım abi. Bu kadar basit. Orada çocuklar öldü diye ben kalkıp böyle bir şey var mı ya? Ben şu an değerlerimi sorguluyorum ya. Peki bunu yapmak istemeyenlerin niyeti nedir? Yani böyle bunu yapmak istemeyenlerin niyeti nedir? Ama böyle bir şey olabilir mi? Hayır, ben yani siz şu an diyorsunuz ki ben de sanatçıyım. Arkadaşlarım da sanatçı. Niye ben? Tabii para kazansınlar. Müzisyenler de para kazansın. Hatta müzisyenler gerek bizden fazla kazansın ama şöyle bir şey yok. Yani dediğiniz şey uyuşmuyor ki şu an bizle. Ya, gün, biz Müslüman bir milletiz. İslam devletine inanan bir milletiz. Üç günde de belki bu konuşan çoğu sanatçı arkadaşımın bir tane konseri yok. Arkadaşlar zaten bu arada yani yasın denk geldiği zaman dilimi salı, çarşamba, perşembeydi. De yok, çarşamba, perşembe, cuma. Zaten sahnelerin ya yas olması da şart değil Selen. Değil. Selen, milli yas olması da şart değil kardeşim. Abicim, bu yüreğinde sesimi yükseltirim. Sesimi yükseltirim. Ben herhangi bir şeyin karşısında değilim çünkü. Hayır. Bakın burada beni yanlış anlamaya lütfen şey yapmayın. Çünkü ben seni yanlış anlayan yok ki. Ama ses yükseldiği zaman seyirci yanlış anlayabilir. Hayır canım. Sen de bir sanatçı ve sahne alıyorsun. Kendi görüşünü beyan edebilirsin. En ufak bir acıda zaten resmi bunun ilan için, edilmese bile gayri resmi olarak benim söylediğimi tekrarlıyorsun. Bunun için devletimizin, devleti yönetenlerin milli yas ilan etmesi gerek yok ki. Bir sanatçı olarak bu ülkenin sanatçısıysan, sen bu ülkede herkesten 30 kat fazla para kazanıyorsan, bir işte kazanıyorsan, herkesten daha fazla imkanlarla yaşıyorsan, evin varsa, yazlığın varsa, araban varsa, sık sık yurt dışına tatillere gidebiliyorsan, şey herkesten daha kaliteli yaşıyorsan, ama sen hayır efendim sen de konuşuyorsun burada. Uzun uzun. Ben senin de şimdi, senin de 3 günlük milli yas olduğu zaman gidip de millete karşı ben neden konser veremiyorum, neden para kazanamıyorum? Vicdanen nasıl yapılabilirin peşindesin sen, değil mi? Vicdanen neden kendileri iptal etmiyorlar? Bakın, bu nasıl yapılabiliyor karşısında deniyorsun? Karşısında değilim. Evet. Elbette ki yasa acıya her insan olarak, sanatçısı, terzisi, çaycısı, kuaförü, hepimiz birlik olarak zaten tek yürek olmalı insan olan. Burada konu sadece bu yasın sirayet ettiği meslek grubunun sahne sanatçıları olmasından dolayı konumuz, ben burada konuşuyorum. Konumuz gelmiş, ayrıca da, konumuz gelmiş, konumuza konuşma fırsatı vermiyorsun. Sen bak, vermiyorsun. Vermiyorsun. Sırayla soralım. Sen lütfen, onunla aynı fikirdesin. Lütfen. Bırak senin fikirlerini o savunsun o zaman. Yani lütfen. Ayrıca Belli çok fazla bir şey daha son söyleyeceğim. Bu arada öyle çok büyük Sibelcan, Ebru Gündeş bilmem neler dışında sahneden herkes de o kadar zannettiğiniz kadar para kazanmıyor. 5000 liraya sahneye çıkan şarkıcılar da var. Bunun zaten gidiyor 3000 lirasını orkestraya veriyor, 2000 lirası cebine kalıyorsa o da. Yani herkes de öyle Tarkan biz herkesin gibi, ne kazandığını biliyoruz. Çok biz herkesi sen. Biliyoruz. Hiçbir şey sen. Biz insanların ne kazandığını şey herkesin biliyor. Sen. Devletimiz de biliyor. Merak etme sen. Hiçbir şey devletimiz de işte buyurun. Adam söylüyor 30 kat ya ben bir şey söyleyeyim diyor. Mi? Çok kutuplaştırıcı davranıyorsunuz. Şimdi burada yönelttiğiniz soru diyorsunuz ki herkes de 3 kazanmıyor, 10 kazanmıyor, 100 kazanmıyor, 5 kazanmıyor evet. Herkes kazanıyor mu ya? Tamam da buradaki soru bu sefer mesela Pau acaba sanatçı arkadaşlar ya ben şunu sorguluyorum ya bak buradan hangi kameradayım ben şu an? Hep evet. Bak sendeyim değil mi? Bak şunu soru görüyorum. Kardeşim insanın bak Hazreti Mevlana bile diyor ki insanın diyor dışıdır manzara bak görüyor musun dövme var sanatçıyım. İçidir hakikat. Ben gelin bana buradan benden İslam'ı dinleyin. Bir de benden sanatçılığı dinleyin. Kimseye burada hava caka da satmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Ben İslam'a inanan Müslüman bir sanatçıyım. Benim belki günahlarımı görebilirsiniz ama benim kimse tövbekarlığımı bilemez. Size bunu söylüyorum. Yani devletim bana, milletim bana, başımda kim olursa olsun, sağdan da soldan da eğer dediyse ki milli yas var, ben bunu uygun gördüm. Sonuçta demokratik bir milletiz. Beni seçtiniz başınıza. Ben de bunu uygularım. Kalkıp devletimi kötüleyemem. Ben kalkıp dinimi kötüleyemem. Ben kalkıp vatanımı kötüleyemem. Hadi onu bırakalım. Yani eskiden bir tane iki tane şehit olunca Allah, kurban olayım onlara. Biz konserleri iptal etmiyor muyduk? Ediyorduk değil mi? Evet. Tamam. Diyelim Filistin'le sorunları var bazı insanların.
Benim son 2-3 günde 3-4 tane şehidim oldu yine pençe kilit operasyonunda. Benim zaten mantalitem o konseri vermeye geçmez ki. Eğer bir sanatçı da diyorsa ki durmasın müzik, olmasın, çocuklar ölünce ben yine oynayayım diyorsa ne diyeceğim ben karşıya? Arabesk mi böyle yapacağım? Aa, kaç kadeh kırıldı. Ne yapacağım yani o sahneye çıkıp o 3 günlük milli yasla ben ne yapmam lazım? Bana onu anlatın. Ben sanatçı olarak onu yapayım. Bu bir ihanet değil mi vatana? Ya biz şarkıcıyız diye. Ya fırıncıyla nasıl bir olabiliriz? Temel ihtiyaçlara nasıl bir olabiliriz? Cidden yani bu bir delikanlılık değil mi? Biz herkesten fazla kazanmıyor muyuz? Bir tane konserimiz bir gün sonraya gittiğinde biz yani Allah'a ne cevap vereceğiz? Peygamber'e ne cevap vereceğiz? Sahabelere ne cevap vereceğiz ileride? Ya bu yeteneği bize Allah vermedi mi? Bu giysiyi bize Allah giydirmedi mi? Biz bir gün sonra bir şey de olmuyor yani kimse yalan söylemesin. Bir gün sonraya sadece erteleniyor. O Filistin'deki çocuklara, yani o ölen çocuklara, o yetim kalan çocuklara ne diyeceğiz Allah'a? Ne cevap vereceğiz biz öbür dünya? Sanatçıyız diye insanların bunu başına mı kalkalım? Bizi sanatçı yapan da bu insanlar değil mi? Bizi sanatçı yapan da bu memleket değil mi? Herkesin düşüncesine saygım var. Ama herkesin de anlayışına ihtiyacımız var. Burada yanlış anlaşılmak çok kötü bir şey. Çünkü ne anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anladığı kadar. Bazen anlaşılmamak kadar acı bir şey yok yani. Konuğum ben burada iş olay hakarete ben girmesin. Hayır, bu farklı şey görüşlerdesiniz olay, sadece. Farklı görüşlerde değilim. Farklı görüşlü olmak hakaret değildir. Ay, farklı değiliz yani. Farklı görüşlü olmak hakaret değildir ama insanların... Farklı görüşlü bile değiliz yani beni, aslında. Bak. Ama anlaşamıyoruz. Beni sorgulayabilirsiniz. Evet. Karakterimi sorgulayabilirsiniz. Hatta sanatımı da sorgulayabilirsiniz. Ama benim dinim, İslam'ım, vatanım, milletim, devletim sorgusuz. Devletim de bana ne diyorsa sanatçı olarak. Bana dedi mi milli yaz. Ben kalkıp ben kimim ya? Yani ne kadar olursam olayım. Bir Belli Hadid ya. Hiçbirimiz Belli Hadid kadar var mıyız ya? Cici Hadid. Belli Hadid. Var mı? Bak ne dedi? Ben dedi Filistin'in yanındayım. İşlerim bitse de. Bitsin ya. Ben şu an niye korkmuyorum biliyor musun? Neden? Hiç kimseden korkmuyorum. Neden? Ödül gecesi. Çağırmayız seni. Çağırmazsan çağırma ya. Kula minnet eylemem. Yurt dışına vermiyorum kardeş yurt dışına konser. Bak buradan da söylüyorum. Euro kazanacaksın yurt dışına. Vermiyorum abi o zaman. Madem işte sana oradan konser vermeyiz. Sana reklam vermeyiz. Ben reklam da almıyorum. Bence al Filistin'e yardım et o paraları. Efendim? Emin ol. Öyle bir şey yap. Bazılarının bir şey söyleyeyim mi? Ellerinin yıkamasına gerek yok. Kalbini yıkasın yeter. Ha o ciddi konserler alıyor yurt dışı konserleri. Bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi öyle ben bir söyleyeyim mi? Burada birbirimizi anlamamak hoş bir şey olmuyor. Ben bütün sanatçı arkadaşlarımla da çoğunla gelince konuştum. Evet bir kesim var diyor ki ben de müziğin susturulmasına karşıyım bak bu konuda. Müziğin susturulmasına karşıyım. Müzik ama yani bizi devlete millete kışkırtmak olmuyor mu bu? Yani ben şu an devletime milleti nasıl milli yas verirsin ya da ne diyecek devlet bana sus. Yani kimi sustursun? Bana söylesene abi ya kimi sustursun? Şarkıcı susmasın da eğlence susmasın. Yani 2 gün 3 gün niye biz bu kadar sorunlu yapıyoruz? Orada ölen adamlara ne diyeceğiz? Analarına babalarına ne diyeceğiz? 3 gün Müslüman olarak için alsa da almasa da onlara saygı duymamız lazım değil mi? Öyle. Peki yani sence bu konserler ertelenmesin diyen şarkıcıların amacı ne? Sadece para kazanamadıkları için mi? Para kazanmak olarak da bakmıyorum. Biraz şey olarak da bakıyorum. Sonuçta burada bu durumda herkes sinirli. Bu durumda herkes ortaya duygularını çok güzel koyabiliyor. Şunda edilen dans provaları, yapılan repertuarlar, ondan sonra oraya gelen insanların bir emek verip o güne odaklanmaları. Bunların hepsi sanatçı için bir motivasyon. Motivasyonları bozulduğu zaman da böyle herkes duygularını bu durumlarda ortada yaşadığı için böyle konulara girebilirler. Ama benim görüşüm her zaman şudur. Abi bana bu mesleği Allah verdi. Hı hı. Bana bu, nasıl yani? Bana bu mesleği, bu yeteneği Allah verdi. Ha, sesini Allah verdi, evet. Her şeyi Allah verdi. Hı hı. Allah'ım çalışmadın yani. Allah'ım verim efendim. Yani sen emek etmeden Allah sana verdi bunu. Ya böyle. Efendim ben ne yapmadım? Emek yani, etmedim. İşte Allah verdi diyorsun ya. Rabbim zaten sana yetenek verir. Rabbim der ki sana bu yeteneğim var. Sen çalıştım ama bana yetenek veren Rabbime, beni dünyaya getiren Rabbime de ben çalıştım, emek verdim diye böbürlenemem sonuçta değil mi? Hı. Ben yapsam da sonuçta herkesin, her şeyin başı Allah'tır. Evet, evet. Soruyu unutturdu bana hanımefendi.
Yok yok. Yani ne bu konserler ertelensin diyen sanatçıların konserler başka bir amacı olabilir mi? Yoksa onlar da bilmiyorlar mı bunun 2 gün 3 gün süreceğini, sonra her şeyin normale döneceğini? Benim zaten benim şaşırdığım, sanırım burada olduğum konu da, anlam veremediğim konu da bu. Yani bana biri bunu açıklasın. Bir bak, bu perşembe mi bugün abi? Yok, bu cuma mı? Cuma. Dün perşembeydi. Çoğu kişinin konseri yoktu. Hı hı. Cuma cumartesi, hadi 2 gün olsun veya 1 gün olsun. Şu mikrofonu düzeltelim yukarı doğru. Şöyle evet. Şimdi mesela ben sevdiğim bir sanatçı olsa böyle bir durumda duyarlılık gösterip konserini ertelese ona kırılmam, tam tersi gurur duyarım. Derim ki ne kadar onurlu bir hareket derim mesela, hı hı, böyle bir durumda. Ama tam tersi düşünen seyircileri, fanları da olabilir sanatçıların. Hani bu durumda bile hala insanlar eğlenmek isteyebiliyorsa tabii, böyle bu görüşte insanlar da bakın, olabilir. Bakın zaten sanatçı iki kişi tepki gösterdi. Biri Dilan Çıtak, kendi diğeri Zeynep Bastık ve konserleri eder. Zaten zar zor dolduran iki isim. Bak, zar zor kim? Konser alan iki isim. Zeynep ile Dilan Çıtak kim gidiyor konserlerine? Hmm. Kim gidiyor? Hani neyse, tepki gösterecekse ya, siz mi göstereceksiniz? Bakın burada zaten sanatçı hele ki beyefendinin dediği gibi bir hazırlıkla bir sahne şovu hazırladıysa, böyle acıklı ve böyle bir acı varken zaten kendi inisiyatifinde iptal eder. Benim söylemem şu ki, sadece sahne duruyor ya, bakın burada radyolar, televizyon programları ve birçok eğlence sektörü işine devam ederken sadece sahne solistlerinin işini durduruyor olması sadece neden sorgusunu sordurtturuyor bana. Yoksa acıya birlik olup yas tutmayı, elbette ki ben de sizinle beraber aynı fikirdeyim, ama sadece böyle bu iptal olduğu o zaman, o zaman diyor ki insanlar, neden başka programlar devam ederken bunlar duruyor. Tabii ki biz kendi inisiyatifimizde çıkmayız sahneye. Zaten içimizden gelmez. Çünkü canlı müzik yapıyorsunuz. Ama çünkü canlı müzik yapıyorsunuz. Radyolarda da müzik çalıyor. Bangır bangır. Ama çünkü slow çalıyorlar. Yok, yabancı müzikler çalıyor. Slow yani düşürüyorlar. Tamam, biz de slow okuruz Didemciğim. Çıktığımız ama zaman biz de salla salla diye herhalde okumuyoruz, ama biz de orada marşlar, slow müzikler okuyup belki de ruhun gıdası olmaya çalışabiliriz. Bunu halka yani anlatır o zaman. Bunu bireysel olarak değil de, yok mu sizin bir derneğiniz, bir sendikanız, bir birliğiniz? Bunu halka ve devleti yönetenlere anlatın. Anlatın. Bunu iyi anlatamadınız demek ki. Bizim her şeyimiz bunu, var. Bunu anlatamadınız bizim demek ki. Bizim bir tek demek ki vicdanımız kalmamış. Bunu anlatamadınız bizim demek ki. Vicdanımız kalmamış. 3 gün kalmamış ya, 3 gün nedir ya? 3 günüm yani. Ya 3 gün yapmasan öldünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? Sokakta kaldınız. 3 gün değil, genel olarak bu... Hayatım, milli yas, şu anda milli yastayız. Kadının konseri bugündü. Harbiye konseri. Buna hayır, tepki gösteriyor. Diyor Ertele ki, kardeşim, neden hep bu olaylarda konserler duruyor? Bu 3 günlük mevzu değil. Bu sadece bu anda veriliyor. Zamanı geldi. Senin birikiminin için farkındayım. Pandemi dedi sanatçılar, iş yapamadı diyorsun. Evet. Üstüne bu olaylar oldu. İşte deprem felaketi yaşandı ülkemizde vesaire. Siz sürekli hani sanatçıları vuruyor diyorsun. Evet. Bunu anlıyorum. İzleyiciler de anlıyor. Fakat şu anda milli yastayız. Ve bu bir tepki de, milli yasta bir veriliyor. Bir de Didem, sanki ya benim konserim var dese, sanki benim konserim var dese millet bilet alıp koşacak mı? Bir de ya dedim şey ya mi? Zor buluyorlar. Bizim ya davetiye gönderiyorlar. Bizim halkımız... Eş dostu konser veriyorlar Allah aşkına. Barış, yapmayın çarşamba ya. Çarşamba günü bizim kaç kişi, en az 300-400 kişi iptal oldu değil mi? 300-400 evet, kişi. Gelmek istemediler. Gelmek istemediler. Evet. Ya bir de bu var. Ya. Bu taraftan niye bakmıyorsunuz siz sanatçılar? Gelmek istemediler. Millet koşa koşa gelecek sanki. Bir de o var. Bir de arkadaşlar, şunu da altını lütfen çizelim. Sadece duran eğlence sektörü mü böyle bir olay yaşandığı zaman? Ya reklam sektörü, bütün sektörler duruyor ya. Bak, bütün sektörler duruyor. Türkiye'de ve her yerde ekonomi duruyor ya. Böyle olduğu zaman bunu bilmiyor musunuz? Mesela Ajda Pekkan'ın dün yayında verdik PAO. Ajda Pekkan konseri durdurmadı bile. Konser sırasında oldu, hastane saldırısından sonra Gazze'de. Ajda Pekkan sonra kıyafet paylaşımlarına devam etti. Biz de yayında bunu izleyicilerimizle paylaştık. Dedik ki yahu hiç mi insan duyarlı olmaz? Niye bütün böyle sosyal sorumluluk projelerinde ya da böyle konularda Ajda Pekkan'ın hiçbir çıkışını, bir hareketini göremiyoruz diye. Ardından Ajda Pekkan bir açıklama yaptı tam tersi yönünde. Saldırıyı kınadığına dair bir paylaşım yaptı. Ama bugün daha yeni yapıyor yani paylaşımı. Dün bizim yayınımızdan sonra oldu.
aldığı tepkilerden sonra. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sosyal medya tepkileri önemli mi sanatçılar için? Sosyal medya tepkileri insanlar için çok önemli. Çok çok önemli. Sosyal medya zaten bir araç. Bu, evet. Bu devrin de en büyük ikinci silahı yazmak ve paylaşmak. Bir izleyelim mi görüntülerimizi? Evet. Söylemezsem olmazın olaylı yayını yankı uyandırdı. Bu durum varken hala konsere devam ediyor olmak. Katil İsrail Gazze'de hastaneyi bombalarken Ajda Pekkan'ın konserine devam etmesi tepkileri toplamıştı. İsrail'in hain saldırısıyla dünya çalkalanırken Pekkan'ın duyarsız tavrı tepkilerin odak noktası olmuştu. Yayınımızın ardından Ajda Pekkan bakın nasıl çark etti. Şarkıcıdan ne paylaşım geldi. İsrail'in hain saldırısı dünyayı derinden sarstı. Ünlüler Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Tüm Türkiye Filistin'in yaşadığı faciayla şok olurken Ajda Pekkan konser verdi. Sahneden inmedi. Bu olay Türkiye'de deprem etkisi yarattı. İsrail'in Gazze'de hastane vurduğu sıralarda Harbiye konseri yaklaşan Pekkan sahnesine çıktı ve şarkılarıyla doyasıya eğlenmişti. Ajda Pekkan tepkileri toplamıştı. Sosyal medyadan şarkıcının sevenleri Pekkan'ın sahneye çıkmasından sonra Pekkan'ın tek bir paylaşım bile yapmamasına isyan etmişti. Hayranları sosyal medyadan tepkisini bu yorumlarla ortaya koymuştu. Çocuklar ölürken sahnedesin. Ortalık kan gölü. Nasıl canın şarkı söylemek istiyor? Umarım Gazze'de yaşanan dramın da farkındasınızdır. Dün yorumcumuz Selen Görgüzel, Pekkan'ın Gazze'deki katliama rağmen sahneden inmemesine düşüncelerini şöyle ifade etmişti. Ay yani yanında hiç mi kimse yok, hiç mi akıl vereni yok? Ajda Hanım, savaş var şu anda, çocuklar katlediliyor, konseri durdurmamız gerekiyor diyen bir tane aklı selim bir çalışan yok mu yanında ya? Yorumcumuz Bilal Özcan'sa Ajda Pekkan için net konuşmuştu. Evet, doğru bir tanedir. Doğru olan da Ajda Pekkan'ın hata yapmış olması. Ajda Pekkan'ın yaptığı büyük bir hata. Şimdi Ajda Pekkan hatasından döndü. Bakın yayınımız sonrası nasıl çark etti. Süperstar sosyal medyasından biraz geç kalmış olsa da acı dolu bir paylaşım yaptı. Katliama lanet olsun dedi. Paylaşımın devamındaysa Filistin'de yaşananlar kabul edilemez. Dünyanın gözü önünde yapılan kıyım ve hatta soykırım hazmedilecek gibi değil. Üzülmekten, kınamaktan, lanetlemekten başka elimizden bir şey gelmemesi daha da ağır bir üzüntü ifadesine yer verdi. Ajda Pekkan bu hain saldırıyı konserden sonra öğrenmiş. Pekkan'ın paylaşımının altına tasarımcısı Burcu Sedef'in yorumu dikkatleri çekti. Sedef paylaşımında olayı konser sonrası birlikte öğrendiğimizde yüzünüzdeki hüzün ve çaresizlik hiç gözümden gitmeyecek ifadesinde bulundu. Bakalım yorumcularımız Ajda Pekkan'ın gecikmeli paylaşımı için ne yorum yapacak? Tabii sıcağı sıcağına bu paylaşımı görseydik belki farklı konuşabilirdik ama yeni bir paylaşım geldi Ajda Pekkan'dan. Kınadığını belirtmiş. Dualarımız onlarla diyor. Çark etmişti. Çünkü dün biz yayında konuştuktan sonra çok fazla tepki geldi. Bize de yazan çok fazla oldu. Hakikaten niye Ajda Pekkan'ı hiç böyle şeylerde görmüyoruz? Neden hiçbir duyarlılık çerçevesinde bir cümleyle yaklaşmıyor takipçilerine, sevenlerine diye bu paylaşımı yaptı. Sen ne diyorsun Paul bu konuyla ilgili? Bak sen ne, aynı fikirdeydim dün ben. Sizin gideceğiniz yer cennette bizim. Biz nereye gidelim bu kadar hüzünle? Bebeğe diyor. Bebek için. Bebek öldü. O cennete gidecek. Biz nereye gidelim bu hüzünle diyor. Böyle felsefik bir paylaşım yapmış sevgili Ajda Pekkan. Konuşamadım. Kanlı beşiğin içinde yatan vefat etmiş bir bebek paylaşmış.
yaşadığı dramı da anlatmak için biz nereye gidelim bu kadar hüzünle diyor Ajda Pekkan. Ve bizim yayınımızdan sonra dün kendisini eleştirdiğimizden yine de geç sonra, de olsa yani bir gün doğru sonra bir paylaşım devam yapıldı. Etti Ajda Pekkan. Biz de burada ona reaksiyon verdik, dedik yani bu konserini iptal edebilirdin, bu kadar ölmüş çocuk varken, hepsi de din kardeşimizken neden bu konser devam etti diye eleştirdik. Kendisi çünkü paylaşım bile yapmamıştı, şimdi bu paylaşım geldi. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Çoğu sanatçı arkadaşım paylaşım yapmadı. Ya da böyle o storyler var ya, küçük küçük ayıcıklı ayıcıklı yalandan oraya bir tane bir şey koyup hemen story'nin ya da ne bileyim kısa kısa geçmeler. Ben şu an ekran başında olan arkadaşlara da diyorum yani, sevdiğiniz sanatçı sizin kişiliğinizi belli eder. Sevdiğiniz sanatçı sizin düşüncelerinizi söyler. Sevdiğiniz sanatçı sizin değerlerinize saygı gösterir. Bir bakın sayfasına, ana sayfasına girin. Bu ayrıştırma değil. Bu bir Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık davası değil. Bu bir insanlık suçu. Direkt kitabın ortasından konuşmak lazım. Bak aynı fikirdeyiz seninle. Gördün mü? Demek ki anlaşıldığımız zaman aynı dili konuşabiliyoruz. Anlaşıldığımız zaman değil. Aynı fikirdeyiz ama farklı pencerelerden bakıyoruz. Ben yine diyorum ki ülkede, devlette, millette milli yas olduğu zaman biz sanatçılar olarak böyle bir iki adım teşekkür ederim deyip hiç halkı galeyana getirmeden biz niye, çünkü biz, ben dersem ki ben çalışmıyorum, benim param yok arkadaşlar, benim çalışmam lazım, benim konserim iptal oldu, bu sefer beni sevenler kesinlikle koruduğu şeyden de vazgeçip diyecek ki Pau açmış, Pau'nun arkadaşları açmış. Pau çalışsın işte, konsere gitsin, müzik susmasın değil mi? Beni sevenler de böyle diyecek. Bu sefer ben ne yapmış oluyorum? İllegal olarak devletin üzerine benim sevenlerimi de salmış oluyorum. Sanatçı örnek olmak zorunda mı sence Pau? Sanatçı örnek olmak zorunda. Sanatçı kendi değerlerini korumak zorunda. Sanatçı kendi dediklerinin tersini yapmamak zorunda. Pau mikrofonu yok. Kendi dediklerini yapmamak zorunda. Peki sana bir şey soracağım Pau. Sen dedin ki insanların sevdiği sanatçı kendi kişiliğini belli eder dedi. Evet. Ajda Pekkan hayranları sence nasıl insanlar? Yani bu soru, sizin sorduğunuz soru tehlikeli bir soru. Ben bu soruya cevap vermem. Yani evet. Ajda Pekkan Türkiye'nin starı. Ben Ajda Pekkan'ı bilirim, severim, dinlerim, büyüğümüzdür. Ama konserini iptal etmedi. Konserini iptal etmedi. Hangi gün etmedi? Cumartesi günü konseri var. Konser yok yani, yapılamayacak. Ajda Pekkan cumartesi günü gerçekleşecek olan konserini yapmayacak. Kuruçeşme Arena'da konseri var cumartesi. Hayır, ondan önce 2 gün 16 ve 17 Ekim'de konserini iptal etmedi. Zaten 16'sı tamam ama 17'si iptal etmesi gereken tarihti. Tam olayın olduğu gün çünkü. Yaz hangi gün başladı? Yaz o gün akşam başladı. 17'si. Gece yarısı. Evet, o gün konser olduğu zaman yoktu. 16'sında konseri vardı ve 17'sinde de konser görüntülerini paylaştı. Herhangi bir yaz paylaşımı yapmadı. Konserdeyken mi peki oldu? Ya bu konuya vakıf değilim. Bu konuya vakıf olmadığım için Ajda Pekkan hakkında da ne kadar sanatçı olursak olalım, belki meslekler aynı ama herkesin yerini bilmesi lazım. Yaptığı şeyi eleştirebilirim, her şeyi konuşabilirim, ablamdır derim ama... Abla mı? Mesleki olarak büyüğüm demek olarak istiyor. Ne deniriz? Ay çünkü genç bir şeyi var ya Ajda Pekkan'ın, duruşu var ya, böyle abla deyince bir garip geldi. Yani buradaki aslında tepkini çok anlayabiliyorum sevgili Pau. Tabii ki toplumsal olarak, hele ki hükümetin vermiş olduğu bir karara reaksiyon vermek, sanatçıların fikir ayrışmasına sebebiyet verebileceğini öngördüğün için verdiğin reaksiyonu anlayabiliyorum ama aslında burada yine bu olay üzerinden genel anlamda her acı yaşandığı zaman sahnelerin duruyor olmasına fitilini yakan bir açıklama oldu bu olay. Aslında insanlar kendi, ben de diyorum ki inisiyatifiyle zaten çıkmasın sahneye. Çünkü her defasında durdurulduğu zaman gerçek anlamda bizim açımızdan ekonomiyi de çok yanlış anlamda, kötü anlamda etkileyen bir durum oluyor. Çünkü maalesef stratejik konumumuz gereği biz zor bir yerde yaşıyoruz. Ve maalesef ki
üst üste çok maruz kaldığımız negatif olaylar olduğu için o zaman bir sanatçının bu anlamda ayakta kalması oldukça güçleşiyor. Yani burada reaksiyonlarımızı biraz daha böyle sakin vermeliyiz. Tabii ki duyarlı olmaya davet ediyoruz tüm sanatçılarımızı. Ama hep müzik durursa o zaman hayat da durur. Bizler de kimseye yardım edemeyiz. Bizler de yapmamız gerekeni yapamayızı savunduğum için biz ters düşüncedeymişiz gibi algılamış olabilir seyircilerimiz ama burada çok farklı düşünmüyoruz aslında seninle. Ben biraz bu işe sanattan çok, sanatçılıktan, mesleki kariyerlerden çok biraz Rabbimin diktiği elbiselerle bakıyorum. Burada bakın dört kişiyiz. Dördümüz de ölümlüyüz. Evet. Amenna. Rabbim beni öyle bir şaşırtsın ki benim kurduğum hayallerden ümidim kesildiğimde bana benim için yazdığı kaderin daha güzel olduğunu bana hatırlatsın. Ben olaya bu kadar mesleki bakmak istemiyorum. Bu kadar sanatçı kavramıyla bakmak istemiyorum. Bu kadar maddi bakmak istemiyorum. Ya sen, ben diyorum ki çocuk... Sen çok ağır bir hastalık da geçirdin. Evet. Ne süreçtesin? Belki de o yüzden biraz daha duygusal boyutta daha farklı düşünüyorsun. Daha ilahi boyutta bakabiliyorsun olaylara. Daha farklı değerlendiriyorsun. Şu anda ne durumda rahatsızlığı? Bakın şimdi buradan küçük bir açıklama yapacağım. Benim karşımda olan sanatçı arkadaşlarım da var. Bu açıklamalardan dolayı. Şimdi bundan ben 60 gün deprem bölgesinde kaldım. 60 gün. Bu bir övgü, bu bir alkışlasınlar falan beni diye değil. Ama devir artık ne yaptığını göster ki insanlar da safını bilsin devri. Ben 60 gün Hatay'a gezdim, Maraş'ta gezdim, Diyarbakır'da gezdim, Osmaniye'de gezdim, Adana. 10 ilde de gezdim. Ondan, şimdi buradaki sanatçı arkadaşlarıma soruyorum. Hepsi... Yarısı yardım etti, yarısı evinden yardım etti. Bizim gözümüzde görmeyenler de yardım etti. Ondan önce benim öz kuzenim şehit oldu. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Pençe kilit operasyonunda benim öz şehidim var, kuzenim. Ondan sonra ben oralardan geldim. Bir de bu hastalıklar Rabbim bana çıkardı. Şimdi ben bir sanatçı olarak benim şehidim oldu, hepimizin depremi oldu, hepimizin milli yası oldu. Bir de bunların psikolojik hem hastalıklarınla uğraşıp hem en yakınlarımı kaybettiğimde de benim daha fazla tepki vermem, hayır müzik susmayacak, ben aç kalırım demem lazım değil mi? Niye demiyorsun kardeşim? Niye demiyorsun? Benim demem lazım değil neden mi? Neden demiyorsun? Yani neden? Sen sanatçı değil misin? Neden bu sebep? Yani benim anlamadığım şey... Üç günü biz niye 30 gün gibi yapıyoruz? Yani Filistin'de ölenler, Filistin'de şehit olanlar. Bak ne diyorum ki kimse onu sevmeyebilir, Filistin'i sevmeyebilir, Arap'ı sever, Arap'ı sevmez, Yahudi'yi sever. Bu bir insanlık suçu değil mi? Bugün bize yarın size değil mi? Yani bu biz sanatçılar olarak 3 gün dayanamadık mı? Güzel kardeşim, konu 3 gün meselesi değil işte. Her olayda müziğin durduruluyor olmasına bir serzeniş aslında bu. Sadece fitili yakıyor olması bu döneme denk geldi. Yine bir ilan edildiği devlet, için. Sizce devlet bize, biz sanatçılar da biraz ağır olacak ama zorunlu terbiye mi öğretiyor? Bence terbiye, yani bu sefer biz terbiyesiz olmuyor muyuz? Milli yasta çıkıp şarkı söyleyeceğim ve o kadar inandırmışım ki kendimi. Diyeceğim ya milli yasta da beni gelecek 3000-5000 kişi de dinleyecek. Millet kapıda kuyruk olacak. Bu mu yani? Millet kapıda kuyruk olacak. Burası bir İslam devleti değil mi? Burası bir Müslüman devleti değil mi? Bizim milli değerlerimiz yok mu? Bu kadar mı inanıyoruz biz yani insanlara? Bizim örf adetimiz yok mu? Ben anlamıyorum. Bana ters geliyor. Benim de anlamadığım bu örf adet neden sadece sahneye sirayet ediyor? Hayır asla öyle değil. Sen zannediyorsun ki sadece müzik sektörü duruyor. Yani ekonomiden var ya, haberimiz var mı? Gıda sektörü durmuyor mu? Aslında. Reklam sektörü durmuyor mu? Ben muhatap olmak istemiyorum sizinle bu konuda. Reklam sektörü durmuyor mu? Yok. Medyanın içindesin. Durmuyor abicim. Bütün programlar canım. Devam ediyor olur. Ya. Programlar radyolar devam etmesi devam başka. Ya. O medyanın işini yapması başka. Sen canlı müzik yapıyorsun. Sen milleti sahneye sen çağırıyorsun. Sen müziği o zaman meslek olarak görmüyorsunuz ne siz. Ne alakası var? Ne ilgisi müzik var? Müzik o zaman ne sizin için eğlence bir meslek değil. Eğlence sektörü oluyor ya Selen. Eğlence. Eğlence. Vergi ödüyor mu sanatçı? Bu bir meslek mi? Bu bir meslekse... Selen 3 gün ya. 3 gün kim... Niye dayanamıyorlar? 3 gün nedir ya? Sigorta yaptırın kendilerini. Aylarca sigorta nedir ya?
bunun bir çıkışını siz bulacaksınız. Ne kadar zor bunun çıkışını şey. Siz bulacaksınız hayatım, siz bulacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Birlik olacaksınız. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Kusura bakma, yani benim reaksiyonum sana değil, benim de kendi fikrimi açıklama şeklim buydu. Bize misafirsin, hani misafir baş tacıdır. Eğer bir kabalık ettiysem kusura bakma ama benim de kendi fikrimi bir açıklama şeklimi mecbur kaldım biraz böyle yüksek aksettirmeye. Gerisi Allah'la sizin aranızda. Amin. Aynen. Allah'la benim arama kimse giremez Allah'la zaten. Sizin aranızda. Girmeye ben burada, de çalışmasın. Ben burada bildiklerimi de gördüklerimi de söylediklerimi de söylemek zorundayım. Ben sanatçıdan önce, ünvanlarımdan önce ben bir insanım. Ben insan olduğum için üzüldüğüm şeyi söylemek zorundayım. Biz sanatçılar olarak, hepsi benim kardeşim de sanatçılar, güzel evet çıkıyoruz ediyoruz ama bizim sesimizi duyurabileceğimiz yerler var. Bak nasıl çıktım ben bugün? Beyaz TV'de sesimi duyurdum. Ben şunu anlatmaya çalıştım. Tekstilde çalışanlar, büfede çalışanlar, ne bileyim her yerde çalışanlar, tarlada çalışanlar, onlar sesini duyuramadık. Adamın mahsulü gidiyor. 3-4 ay mahsulü gidiyor. Bizimkisi bunun bir değişiği. Sadece bizim Milli Yaz. O Milli Yaz'da çalışıyor. O 3-4 ay mahsulü gitti diye açıklayamayınca o bizden aşağı olmuyor ki. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki olmuyor. Her meslek, her mesleğin kendine göre sıkıntıları var. Bizim de sıkıntımız bu. Bizim sıkıntımız bu yani. Adam tekstilde çalışıyor, o kadar atıyorum fason ihracat yapmış. 4 ay 5 ay yanmış adamın. Adam kalkıp televizyonda bizim gibi diyebiliyor mu? Ya ben 4-5 ayım yandı, ben de kendimi açıklayamam. Biz bence biraz şımarıklık yapıyoruz. Yanma sebebi ne oluyor? Biz onun? Şımarıklık yapıyoruz. Ben müzik sussun yanma demiyorum. Yanma sebebi ben... kendi ticari ilişkileri oluyor ama. Bu da bizim ticari ilişkimiz değil mi? Bu da bizim seçtiğimiz hayat değil mi? Politik sevgililer değil. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel ifade ettin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Sesin çok güzel. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Şarkılarınızı söylemeye devam edin, oldu sağ mu? Sağ olun efendim. Güzel güzel şarkılarınızla başka böyle gün, inşallah şarkılarını dinleyerek güzel bir program yapacağız.